Başlayabilir miyiz arkadaşlar? Tabii. Değerli resim basın mensupları, öncelikle hepinize geldiğiniz için ailem, şahsım ve tüm yavaş yavaş çalışanlar adına teşekkür ederim. Ülkemizde meydana gelen hain 15 Temmuz darbe kalkışması ve bunun neticesinde Türk milletinin dimdik ayakta durması, vatanını iç ve dış güçlere canı pahasına savunması, damarlarındaki asil kanda olduğunu tüm dünya ve bilhassa düşmanlarımız görmüştür. Bu olaylar esnasında şehit olan kardeşlerimizin mekanı cennet olsun, gazi kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar bekliyoruz. Ben basın bültenimizi çok uzun tutmak istemiyorum. Soru cevap şeklinde olmasından dolayı size bir basın bültenini okuyacağım. Bildiğiniz üzere 15 Temmuz darbe girişimi sonrası şirketimizin yönetim kurulu başkanı, tanınmış iş adamlarından biri olan İsmail Yavaşça, FETÖ-PYD soruşturması kapsamında tutuklu bulunmaktadır. Sayın Yavaşça'nın şu anki durumu hukuki bir süreç içerdiğinden kendisiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağız. İlk duruşmaya çıkacağı mahkeme gününü beklemekteyiz. Öte yandan Sayın Yavaşça'nın tutuklu yargılanma gerekçesinin mühimmat ve patlayıcı üretimi yapan fabrikamızla hiçbir ilintisi yoktur. Bunu hatırlatmak isterim. Bu konu hakkında Sayın Savcı'nın herhangi bir suç istinadının da söz konusu olmadığını altını çizerim. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ailemiz ve şirketimizde adına yaşanan bu olay sonrası şirketimize kayyum atanması gerçekleştirilmiş olup geçtiğimiz ay şirketlerin TMSF devrinden sonra Sayın Kayyum şirkette göreve devam kararı verilmiştir TMSF tarafından. Kayyumlukların TMSF'ye devredildiği gün Balıkesir 2. Suç Ceza Mahkemesi'nin görev raporu istediği, Kayyum Necmi Demir'in yaptığı incelemeden sonra hazırladığı raporda şirket faaliyetlerinin mevcut hukuk kuralları ve mevzuat dahilinde yapıldığını belirterek şirket sermayesinin öz kaynaklarda ve şirket tarafından finanse edildiği ifade edilmektedir. Raporda ayrıca Yavaşçalar bünyesi altında bulunan şirketlerle yasal olmayan yollardan intikal etmiş ve yasal olmayan yollardan çıkmış hiçbir sermaye, para hareketine rastlanmadığının altı çizilerek şirket faaliyetlerinin yasal izinler dahilinde yapıldığı, iş ve işlemlerin yasalara uygun olarak gerçekleşmiş olduğu ortaya konmuş, savcılığa ve TMSF'ye verilmiştir bu rapor. Basında yargısız infazlar yapılmaktadır. Bazı basın yayın organlarında haklarında gerçeğe uygun olmayan, asılsız ve suç unsuru oluşturan yargısız infazlar yapıldı. Bu yayınların fabrikanın satışa zorlanarak el değiştirmesini sağlamak amaçlı yapıldığına inanmaktayız. Fabrika üzerinde herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmamasına rağmen sanki böyle bir suçlama varmış gibi yayınlar yapılmaktadır. Hatta daha ileri gidilerek PKK'nın bombaları FETÖ'cü şirketten gibi başlıklar altında atılmaktadır. Bu bizim için hiçbir zaman kabul etmeyeceğimiz, onurumuza ve bunca yıllık itibarımıza yapılmış bir yargısız infazdır. Takdir edersiniz ki böyle alçakça bir ilişkilenmeyi devletimiz 15 Temmuz öncesinde de asla izin vermezdi. Bu haberleri yapanlarla mahkemede hesaplaşacağız. PKK veya bazı terör örgütlerine patlayıcı tedariki sağlandığı şeklinde düzmece ve aklı ziyan iddialara karşın Yavaşçalar 15 Temmuz öncesi ve sonrasında polis ve özel harekat polisimize 60 milyon adet mermiyi teslim etmiştir. Firmamız patlayıcı üretimimizi ise İGA dediğimiz 3. Havalimanı projesine Esan Eczacıbaşı, Hoza Altın, Tüprak Metal Altın, Astaldi İstanbul İzmir Otoyolu projesi, Kalyon Östakolin İş Ortaklığı gibi büyük hacimli cevher ocaklarına yapmaktadır. Ayrıca Mardin Midyat'taki şirketimizle ortağımız Zaha Tüneli, Kuzey Irak'taki Erbil Havaalanı için Cengiz Makyol Konsorsiyumu için tedarikçi durumundadır. Sayın Kayyum'un Balıkesir 2. Suç Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği raporta da bunlar bu şekilde belirtilmiştir. Şirketimizde yapılan üretimler, giriş ve çıkışlar sıkı bir denetim altındadır.
mühimmatın üretiminin çok zor bir süreç olduğu bilinmektedir. İşin tehlikesi nedeniyle tüm üretim sürecinin büyük bir titizlik içinde yapıldığı ve bunun yanında devlet kurumları tarafından çok sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Tüm üretim sürecimiz her ay düzenli olarak Milli Savunma Bakanlığı, Maliye, Polis ve Jandarma tarafından denetlenmektedir. Fabrikaya giren her bir gram barutun, her bir adet ham maddenin girişi, üretimden çıkan üretim hatalarının imhası dahil olmak üzere nerede harcandığı, nereye satıldığı, nasıl kullanıldığı sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Basında patlayıcının tamamının yurt dışına ihraç edildiği yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. Yavaşçalar 2016 yılı itibariyle Balıkesir'deki fabrikalarında gerçekleştirilen 23 bin tonluk üretimin sonucunda kapsüle duyarlı dediğimiz dinamitin 1180 ton, ağır amfo dediğimiz patlayıcının 6360 ton, kapsüle duyarlı dediğimiz patlayıcının 1457 ton ve fitilin 1 milyon 250 bin metre ve amfo olarak da 14 bin ton olmak üzere yaklaşık toplamda 23 bin ton satış gerçekleştirmiştir. Yavaşçaların 2016 yılında patlayıcı ihracatı sadece Yunanistan ve Azerbaycan ülkesine olmuştur. Bu iki ihracatın toplam bedeli de 180 bin dolar olmuştur. Dolayısıyla basında yer aldığı üzere yurt içinde patlayıcı müşterisi bulunmamakta, patlayıcıların tamamını yurt dışına ihraç edildiği gerçekleri yansıtmamaktadır. Patlayıcının ham maddesi olan nitratın ithal edildiği ülkeler Mısır, İsveç ve Rusya'dan gelmektedir. Ayrıca yurt içinde de ağırlıklı olarak Kütahya'dan tedarik etmekteyiz bu nitratları. Bunun yanı sıra Hindistan'dan da 1 milyon 600 bin metre inflaklı fitil ithalatımız söz konusudur. Şimdi ben sizlere sadece yaptığımız işle ilgili, ithalatlarımızla ilgili, satışlarımızla ilgili belli noktalarda bazı şeyleri izah ettim. Ancak basında çıkan afaki rakamlar, verilen olmadık değerler ya da bizi FETÖ ile ilişkilendirilme ile ilgili bazı haberler var. Ben istiyorum ki bu basın açıklamalarında genelde şöyle bir konu olur. Bir metin hazırlanır, basın mensuplarına dağıtılır. Fakat ardından da başka soru alınmayacağı yönündedir. Biz böyle yapmayacağız. Eğer sizin merak ettiğiniz sorular varsa biz bunları açıklamaya, cevaplamaya hazırız. Sizlerden şu anda bu konu hakkında şirketimize, şahsımıza, ailemize sormak istediğiniz bir şey varsa sorularınızı bekliyoruz.